Ben babamın rahmetli babamın yanında işe başladım fırında. Onun yanında bu işi öğrendim. Beraber çalıştık. Babam rahmetli oldu 10 yıl önce. Ben de bu işi devam ettirmek istedim. Devam ediyoruz. Yaklaşık 10 yıldan beri devam ediyoruz en güzel şekilde. Biraz bir çıta daha yükselterek bu işi devam ettiriyoruz. Şimdi hani fırın işletmemiz zaten olduğu için biz de arsa aldık, hani yer aldık. Daha sonrasında da farklı sektöre girmek istedik. İş çeşitliliğini artırmak amacıyla farklı sektöre de girmek istedik. Düğün salonu açtık. Okul kantinimiz var. Çalışan bir işletmemiz var, fırın işletmemiz var. Hani bununla ilgili işte hani sektör daha çok genişleyince biraz daha büyütmek amacımız fırıncılık sektöründen. Düğün salonuna göre proje edilmiş Giresun'da bir yer yoktu. Hep işte mesela farklı işte bir dükkan altı veya herhangi bir yerin kiralanması gibi bir düğün salonları vardı Giresun'da. Ben de düğün salonuna göre proje edilmiş Giresun'da hani düğün salonuna göre proje edilmiş bir işletme yoktu. O yüzden ben de salona göre proje edilmiş insanların daha rahat olabileceği salon yapmak istedim. İşi öğrenmeseydim babamın yanında, sonradan bu işi yapmak isteseydim, yani yapmayabilirdim. Ama işi öğrendiğim, işi bildiğim için devam etmek istedim. Evet, genelde erkek çocuklara devam ettiriyor ama benim babam hani öyle otur düşünceleri yoktu. Hani kız çocuklarına önem veren ve daha çok hani hem okuması için hem de işletmelerde daha iyi bir yere gelmesi için düşünen birisiydi. Hani bu kızdır, bu yapamaz gibi hiçbir düşüncesi olmadı. Yani sonuçta cinsiyetle alakalı bir iş değil bu iş. Yani biliyorsan, yapabiliyorsan yaparsın. Yani bu işi yapabilmemle ilgili herhangi bir bana şey yapmadı hani, nasıl söyleyeyim? Yapamazsın, edemezsin, işte olmaz gitmez gibi şeyler söylemedi. Her zaman bana güvendiğini hissettim ben.